Arkadaşlar şimdi çok 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 önemli bir konuyla devam ediyoruz. Projelerin çoğu, yani ülkemizde de dünyada da veri tabanını programlama üzerine kuruludur. Hem veri tabanı üzerinde çalışacağımız hem de normal kendi verilerimiz üzerinde çalışacağımız ve bunu C# dünyasında oldukça güzel hale getiren bir kütüphaneyi öncelikle öğreneceğiz. Sonrasında ise bunu Entity Framework dediğimiz veri tabanı işlerini yapabileceğimiz bir framework ile bir araya getiriyor olacağız. Solution üzerinde Add a New Project diyelim tekrardan. O da yine bir console app olsun. Next diyelim ve bugün öğreneceğimiz konumuz Link arkadaşlar. Q'yla. LINQ, Language Integrated Query anlamında, yani dile gömülü sorgulama dediğimiz bir konu. Link diye aynı zamanda bir şey olduğu için, namespace de olduğu için arkadaşlar, biz onu şöyle link project olarak verelim. Yani sonunda bir de project olsun. Create. Evet, şimdi burada biz ne yaptık şu ana kadar? Verilerle çalıştık arkadaşlar. Bunun için öncelikle yine ben bir tane veri oluşturacağım. Bu veri yine bir liste formatında olacak arkadaşlar. Hemen bir tane class oluşturuyorum. Class'ımın ismi yine bir e-ticaret sistemi gibi product olsun. Ürünün int product id'si, pardon, int önce. Sürekli farklı dillerde kodlama yapıyorum gün içerisinde. O yüzden bazı diller birbirine karışıyor ben yazarken. String product name, ürünün ismi. String quantity per unit. Decimal unit price. Şöyle gelelim. Int units in stock. Evet. Bakın, bir ürünle ilgili ürünün ID'si, ürünün ismi, ürünün açıklaması, ürünün fiyatı ve stok adedi. Bir class daha oluşturuyorum. Bu da ürünlerin kategorileri olacak. Hemen geldim buraya da. Bir tane int category ID, ürün kategorinin ID'si ve bu kategorinin ismini içeren bir özellik olacak. Arkadaşlar, bir ürünün hangi kategoride olduğunu nasıl anlarız? Bir ürün üzerinden gidecek olursak. Burada aklınıza şu gelebilir. Buraya gelelim, bir tane de string kategori ismine koyalım derseniz eğer, bu şu anlama geliyor. Yarın öbür gün, yani siz bu kategoriyi aynı ürün için, yani bir ürün için kategori koydunuz. Diyelim ki bilgisayar. Başka bir ürün eklerken de ona ayrıca bilgisayar yazmamız gerekir. Ama olur da o bilgisayar kategorisinin ismini bilişim diye değiştirmek isterseniz, gidip bütün her şeyi değiştirmeniz gerekir. O yüzden biz bu tip durumlarda ilişkisel çalışırız. Yani kategoriye bir ID veririz ve o kategoriyi, ID'sini gidip diğer tarafta kullanırız. Yani şöyle bir şey yaparız. Bunu TC'niz gibi düşünebilirsiniz. Örneğin bir kadın evlendikten sonra işte soyadı değişir. Soyadı değişeceği zaman düşünsenize, her yerden gidip o soyadı değiştirmek yerine merkezi bir yerde nüfus idaresinde sizin TC'nizin karşılığındaki isminiz değişir. O değiştiği an aslında bütün kurumlarda
değişmiş olur. Çünkü TC ile bağlanmıştır. Burada da biz yani direkt ismi üzerinden değil, kategorinin ismi üzerinden değil, kategorinin ID'si üzerinden ilerleriz. Evet, buraya kadar her şey tamam. Şimdi main kısmına geliyorum. Burada bir tane liste oluşturmak istiyorum. Bu listeyi kategoriler için oluşturun. Kategori. Bir de yazabilirsem oluşacak. Şöyle categories eşittir new list of category. Bunun içerisine kategorilerimizi verebiliriz. Hemen yazıyorum new. Yeni bir kategori. Bu kategorinin ID'si eşittir 1 olsun. Ve kategorinin ismi de işte bilgisayar kategorisi olsun. Yeni bir kategori daha ekleyeceğim. O kategoride bir e-ticaret sistemindeki kategoriler gibi. Buna 2 diyorum. Bunun ismi de telefon olsun. Geldim. Bir tane liste de ürünler için oluşturuyorum. Product. Buna da products diyorum. Eşittir new list of product. Buraya da yine ürünlerimi eklemek, yerleştirmek istiyorum. Öncelikle ürünün ID'si eşittir 1 olsun. Kategori ID'si, örneğin bu bilgisayar kategorisinde bir ürün olsun 1. Ürünün ismi, o yüzden örneğin Acer Laptop. Sonrasında quantity per unit için eşittir 32 GB RAM diyelim ve başka bilgiler diyelim. Unit price eşittir 10.000 olsun ve units in stock, stokta ise 5 tane olsun arkadaşlar. Nesnemizin görüntüsü budur diyebiliriz. Buraya bir virgül koyuyorum. Birkaç tane daha ürün ekleyeceğim çünkü. 2, 3, 4, 5 tane yeterli. Bu ürünün ID'si 2, bu ürünün ID'si 3, bu ürünün ID'si 4, bu ürünün ID'si 5. Kategorilerde ilk üçü bilgisayar kategorisi olsun, sonrasındakiler telefon kategorisinde olsun. Bu Asus laptop olsun, bu HP laptop olsun. Bu telefon olduğu için Samsung telefon olsun. Telefon olsun. Bu ise Apple telefon olsun arkadaşlar. Özelliklerine işte bu 16 GB RAM çok önemli değil. Bu 8 GB RAM. Bu bunlardan da RAM'den gidebiliriz. Bu 4 GB RAM. Bu da yine 4 GB RAM olsun. Prim fiyatlarını da değiştirelim. Bu 8.000 lira olsun. Bu 6.000 lira olsun. Bu 5.000 lira olsun. Bu ise Apple olduğu için biraz daha pahalı oluyor bunlar. 8.000 olsun. Stok adedi ise 5, 3, 2, 15, bunda da 0 kalsın. Yani Apple telefon stokumuzda yok. Güzel, bakın datalarımız oluştu arkadaşlar. Yani bunlar ilerleyen zamanlarda nereden gelir? Veri tabanından gelir. Bir veri kaynağı olur ya da oradan gelir. Yani gerçek sistemlerde böyle. Biz bunun böyle olduğunu varsayıyoruz. Şimdi datamız tamam. Geldik buraya. Şuradayken şöyle bakın şu main çalışan main bloğunun dışına yani şuraya içeri koymayın. Metot yazmaya başlayalım. Mesela ne yapalım? Bunu da yine statik başlıyorum. Statikleri konuşmadık henüz ama mecburuz şu an. O yüzden yazın geçin orayı. Static
List of, bakın product diyorum. Bize list of product dönsün. Bunun ismini de get products diyorum. Ve tamamdır. Şimdi buradaki amacım arkadaşlar, buradaki kategorileri ve ürünleri filtrelemek olacak. Örneğin bu get products dediğimiz ürünleri listele. Şu products'ı listelemek istiyorum. Yapacağımız işlem o olacak. O yüzden şöyle ki bu get products'a hani her şeyi şuraya yazmamak için ya da şöyle yapalım mı? Şunu iptal edeyim. Özellikle yeni başlayanların kafası hani daha rahat anlaması için. Yoksa aslında çok zor bir şey değil. Bunu iptal ettim. Hatta silelim. Temiz dursun. Geldim buraya. Şu console write line hello world'ü siliyorum. Şu an başa döndüm. Kategoriler ve ürünler. Şimdi bakın. Ben ürünlerimi ekrana yazdırmak istiyorum. Ürünlerimin isimlerini ekrana yazdırmak istiyorum. Bunun için ne yapabiliriz? Bir tane for each yazabiliriz. Bakın yöntemlerimiz. Products. Her biri de birer product. O an gezerken vereceğimiz takma isim bu. Ne yapabiliriz? Console write line ile ben bu product'ın istediğim özelliğini, örneğin product name'ini ekrana yazabilirim. Solution'a geldim. Sağ tıkladım. Set as startup project dedim. Çalıştırdım. Bu daha önceden yaptığımız ve bildiğimiz bir şey. Acer, Asus, HP, Samsung, Apple geldi. Peki ben sadece ve sadece fiyatı 5000 liranın üstünde olan ürünleri göstermek istiyorsam, yani 5000 liranın üstünde, 5000 dahil değil. Böyle bir durumda bakın ne yaparsınız? Gelirsiniz buraya. If dersiniz. Eğer bu product'ın unit price'ı büyüktür 5000 ise o zaman ekrana yazdır. Dolayısıyla bu ancak ve ancak 5000'den yukarı ise çalışacaktır. Yani bu durumda Samsung mu devreye girecek? Evet, Samsung görünmedi. Çünkü 5000 lira olan sadece o var. Bize 5000'in üstündekiler lazım. Yani 5000'in altında da olsaydı hiçbiri gelmeyecekti. Bir filtre daha eklemek istiyorum. O da şu olsun. Bu arada henüz linke başlamadım. Neden linke ihtiyaç duyuyoruz? Yani link neden güzel? Onu yakalamaya çalışıyorum. Birçok programlama dilinde bu yok. Yani hatta bu anlamda link özelliği olarak en güçlü şu anki programlama dili C# diyebilirim. Bakın product.unitprice büyüktür 5000 dedim. Bir de diyorum ki stokta işte 5 taneden fazla olanları bana göster veya 3 taneden diye. Bunun için ne yaparız? And product nokta unit in stock büyüktür 3. Yani stokta da 3'ten büyük olanlar. Hem bu ne demek? Hem fiyatı 5000'den büyük olanlar, bir de stokta 3'ten büyük olanları göster diyebiliriz. Bu durumda bakın sadece Acer laptop bu şarta uyuyormuş. Hem stokta 3'ten fazla hem de fiyatı 5000'den fazla olan ürün olarak bunu gösteriyoruz. Bu filtreler sizin bir e-ticaret sisteminde veya bambaşka bir yazılımda, bir bankacılık işleminde dekontlarınızı gösterirken uygulayacağınız temel filtrelerdir. İşte arkadaşlar, bakın biz böyle bir işlem için hani bu kadar kodu yazdık. Daha da ileri gidecek olursak, hani biz aynı zamanda ürünün hem ismini gösteriyoruz ya, yanına da slash kategorisini eklemeye çalışsak, düşünsenize, onu eklemeye çalışın. Hem ürünün ismini hem de kategorinin ismini, kategorinin ID'si geçiyor. Ama ismini geçirmek istiyorsunuz. Yani şurada yazacağınız o algoritmayı düşünün. Çok iş. İşte arkadaşlar, bu bağlamda console.writeline diyorum. Burada link diyelim. Şöyle bir şey yapalım.
Buna geldim. Bu da algoritmik diyelim. Yani bu standart kodla klasik, kendiniz link bilmiyorsunuz, yazacağınız kod. Peki ben bunu link ile nasıl yazarım? Bakın geldim buraya. Diyorum ki var result diyorum, sonuç. Burada var result yerine işte list of product da diyebilirsiniz. Tamam. Bunu da diyebilirsiniz ama C#'da siz karşısına ne atarsanız onu verir. Var result eşittir. Geldim buraya. Yukarıdaki products nokta dediğimde, bakın products nokta dediğimde, şurada aşağı doğru indiğinizde, bakın, bunlar da onunla alakalı ama, şöyle W'ye gelmeye çalışıyor. Bunların hepsi böyle linkle yapacağımız hakikaten mükemmel işler. Bakın orada ver göreceksiniz. Var results, products nokta ver. Ver bir koşul anlamına geliyor. Böyle bir parantez açtım. İçeriye diyor ki bir predicate diye bir şey var, onu ver diyor. Bunlar altyapıları biz zamanla zaten görüyorsunuz. Bak böyle bir şey yazdık, bunun altyapısı budur diye konuşacağız. Products nokta ver. P için. P nokta. Ne şart koyduk? Unit price 5000'den büyük. Unit price'i büyüktür. 5000. And P nokta. Units in stock büyüktür. 3 diyorum. İşte şu an biz o şurada yazacağımız o bütün şeye, dataya şu şekilde ulaşmış olduk. Product nokta ver dedik. Böyle bir kod yazdık. Peki burada yazdığımız kod ne demek? Şimdi aşama aşama yazalım. Burayı siliyorum. İlk başta böyle bir şey yaptık. Var results eşittir products nokta ver. Peki buradaki P ne demek? For each'i hatırlayın. Buradaki product ne demekti arkadaşlar? Gezerken şu product'a verdiğiniz o anki product'a verdiğiniz isimdi. Yani 10 tane. Şurada kaç tane? 5. İlki için buna karşılık geliyor. İkinci için buna. Üçüncü döngüde, dördüncü dönüşte ve beşinci dönüşte buna karşılık geliyor. Yani o product o. Buradaki de aynısı. Arka tarafta bir iterasyon yani bir döngü çalışıyor bizim yerimize. Ve o anki P için, yani product için, dolayısıyla siz buraya product da yazabilirsiniz. Product için, bunu da böyle yazayım isterseniz hiç fark etmez. Ama genelde bu predicate dediğimiz yapılarda ilk harfini kullanırız. İki kelimeden oluşuyorsa kelimelerin ilk harflerini. Product nokta unit price büyüktür 5000. Bakın bunun sonucuna geldiğim zaman bakın enumerable product diye bir şey oluyor. Enumerable demek bir array tabanlı diye şu an için düşünebilirsiniz. Array tabanlı bir liste anlamına geliyor. List gibi. List de öyle zaten. Dolayısıyla bakın elimizde aslında şu işlemin sonucu, şu if ile yazdığımız işlemin sonucu burada mevcut. Birden fazla koşul koyacağınız zaman da aynen yukarıda yaptığımız gibi product nokta neydi? Unit price. Units in stock muydu? Büyüktür 3 dediğinizde bunu tek satırda halletmiş oldunuz arkadaşlar. Geldim buraya. Artık ben bu result'ı istediğim gibi kullanabilirim. Tabii şu an ekrana yazdırmak istediğim için mesela yine bir for each kullanabilirim. In result diyerek. Çünkü result da bir product array ya. Yani array tabanlı ya. Result dediğimiz neydi? Şu yani. Şu. Sonuç yani. Sorgunun sonucu. Console nokta write line. Product nokta product name. Yani siz artık bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani bizim burada şurada iki tane şart var. Şu an için kolay işler.
Ama bizim burada hızlıca oluşturduğumuz sorgumuz tek satırda budur arkadaşlar. Yani bu link ile karşımıza çıkıyor. Zaten biz o ver koşulunu yazınca otomatik olarak yukarıya system.link eklenmiş oldu. Eğer size eklenmemişse bundandır. Onu yazarsanız gelir. Bakıyorum hemen. Bakın algoritmik yazdığımız zaman Acer Laptop, link ile yazdığımız zaman da karşımıza çıktı. Harika. Olay bu. Şimdi burada diyeceksiniz ki yani ben burada yani şurada yazdığım kod yani ve şurada yazdığım kod yani bununla aynı. Hatta şu an için yani burası fazla bile gelmiş olabilir şu an. Ama buradaki problem şu. Biraz daha ilerlediğinizde problem yaşayacaksınız. Yani örneğin ürünün kategorisinin ismini de yanına koymak istediğinizde işte link bizim için o anlamda kurtarıcı oluyor arkadaşlar. Tabii burada ek olarak biz bunu bir fonksiyon haline getiriyor olsaydık. Şimdi onu yapalım. Hani şu an böyle direkt ekrana yazıyoruz ya. O yüzden böyle sanki burada daha az kod bile varmış gibi oluyor. İşte o yüzden ilk etapta bunu öğrenenler ya ne gerek var diyebiliyor. Şu an size aslında onu yaşatmaya çalışıyorum. Ama şimdi senaryoma geliyorum. Bakın şu metodum, mailim nerede bitiyor? Burada bitiyor. Geldim dedim ki bana bir tane static ile başlayın. Bir tane list of product olan get products diyeceğimiz bir tane metot yaz bakalım desek. Şimdi burada ne yapacağız? Bakın şu kodu aynen buraya alsam. Şuraya alsam. Ve bu noktada da gördüğünüz üzere hani amacımız şöyle bir şey döndürmek. Burada products'ı tanımıyor. Sırf tanısın diye. Buraya diyelim ki bana bir tane liste gönder. Yani biz bu kodu şu şekilde çalıştıracağız aslında. Geldim. Şunun en altına geleyim. Şunun en altına geliyorum. Neydi? Get products değil mi? Get products diyelim. Yani biz oraya şöyle bir kullanımla göndersek. Şu an ne yaptım bakın. Main'deyim unutmayın. Şu main'deyim. Şurada products var elimde. Geldim oraya o products'ı gönderiyorum. Yani kısacası onu da şöyle gösterebilirim. Anlatabildim mi? Yani ben bunu gönderirsem şu elimdeki ürünleri ona göre de filtrelerim. Ama filtre sonucunda da ben ürünleri göndermek istiyorum. Hani gerçek hayatta böyle bir şey yok yani. Yani gidip de siz bir konsol uygulaması yapmıyorsunuz. Böyle metotlar yapıyorsunuz. Daha önce yaptık. Katmanlı mimaride. Böyle metotlar yapıyorsunuz. Ve bu metotları döndürüyorsunuz. Şimdi işte problem burada bakın. Benim ne döndürmem lazım? Her bir filtreli ürünü yeni bir listeye eklemem lazım. Geliyorum buraya bakın. Normal link olmasaydı yazacağım koda bakın şimdi. List of product filtered product eşittir new list of product. Mesela Java ile programlama yapanlar özellikle hani SQL gibi ortamları yoksa uzunca zaman mecburen bu şekilde kodlama yaptılar. Bakın elimizde filtered product var. Filtered demek filtrelenmiş ürünler. Buna S ekleyelim. Ürünler olsun. Sonra geliyorum buraya bakın. Şöyle bir şey yazıyorum. Pardon. Filtered products nokta add. Çünkü onları bir listeye eklemek lazım önce. Şarta uyanların hepsini eklemek lazım. Burada bakın ne yapıyorum? Her bir ürünü gez. O anki ürünün bu şartları uyuyorsa onu listeye ekle. İşim bitti mi? Şurada bitiyor.
Return filtered products. Ya yani şarta uyanları bakın böyle aldı. Yani hani normalde yazmanız gereken kod budur yani. Eğer link yoksa işin içinde, burada hani özellikle ilk öğrenenler veya örnekler bu şekilde ilerliyorsa, yani diyor ki ne gerek var? Ama bu link olsaydı, geldim buraya, aynısından bir tane daha yazacağım şimdi. Get products link diyelim. Hani linkli olduğunu belli etmek için. Bakın ürünler geldi. Yazacağımız tek kod aynen şuraya yazdığımız kod arkadaşlar. Burada return diyoruz. İşte tam olarak linkle, linkin olduğu ve olmadığı durumun farkı bu. Altın neden kızardığını şimdi söyleyeceğim. Yani ben düşünsenize business katmanına, iş katmanına böyle bir kod yazıyorum. Onu bir sürü arayüz kullanacak. İşte mobil olur, web olur, herkes kullanacak. Mecburen burada böyle kod yazıyorum. Çünkü algoritma yazmam lazım ama linkte şu, yani buradaki ver bana for each sağlıyor. Buradaki ver for each sağlıyor. Şunu sağlıyor. İşte her bir product için. Şuradaki şartı bakın şunlar sağlıyor. Şu şartlar. Ve bakın ne yapıyor? Biz yukarıdaki bir listeye ürünleri ekliyor. Bu da arka planda aslında yeni bir liste oluşturuyor ve ona ekliyor. Kısacası buradaki ver komutu, ver fonksiyonu, metodu bir bizim listemiz için bir döngü de oluşturuyor. Şartlara göre şarta uyanların her birini yeni listeye atıyor. Kısacası buradaki ver de tekrardan konuşacak olursak, sizin böyle 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 bir sürü ürününüz var. Siz bunu yaptığınız anda arka planda yepyeni bir liste oluşturuyor. Aynen şurada yaptığınızı yapıyor. Yani şunu yapıyor link. Yepyeni bir liste oluşturuyor. Şartların, bunların her birini geziyor, şartlara uyuyorlar mı diye. Diyelim ki bunu dönüyor, şarta uymuyor. Bunu dönüyor, şarta uymuyor. Tam buraya geldi, şarta uyuyor. Hop, onu buraya atıyor. Bu uymuyor. Bu şarta uyuyor, onu da buraya atıyor. Ve en nihayetinde yepyeni bir liste oluşuyor bunun sonucunda. Ve onu da return ediyorsunuz. Mantık tam olarak budur arkadaşlar. Peki bu niye kızdı? Şundan dolayı hatırlayın, az önce bu ver komutu hepsinin base'i olan yani IEnumerable'ı dönüyor. Bu bir array aslında. Yani IEnumerable demek dönülebilir, iterate edilebilir yapılar aslında. Siz onu to list derseniz, onu listeye çevir derseniz rahatlar. İşte link yazmadığımız ve link olan ortam bu kadar basit. Ben size tabii ki altyapısını anlatıyorum. İyice yani ezbere değil, işin altyapısını bilen programcı olun istiyorum çünkü ben. İşte bu noktada arkadaşlar aslında geleceğimiz en son nokta, son cümlemiz şudur. Elinizde bir liste varsa o listeye örneğin link ile ver koşulu uygulayıp onun içerisinde koşullarınızı yazıp istediğiniz gibi filtrelemeler yapıp kendi listelerinizi oluşturabiliyorsunuz. Bu da günümüzde biz C# uygulamalarında yani olmazsa olmaz kullandığımız tekniklerden biridir. Yani filtrelemenin olmadığı bir proje yok.